Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahu la ilahe illa huve la yecmennekum ila yevmel kıyame la raybe fih ve man asdaku minallahi hadise sadakallahu azim. Şimdi Mesnevi Nuriye'den 48. sayfadan haşirle alakalı bir yer. Öldükten sonra dirilme. Sen Türkçemi anlıyorsun değil mi? Anlıyorum, Türkçemi? Anlıyorum. Çok güzel o zaman. Şimdi öldükten sonra dirilme. Haşir. Ve keza görüyoruz ki Risale-i Nur'un en büyük hassasından, özelliğinden bir tanesi de bilinen, gözükenden yola çıkıyor. Oradan gösteriyor. Görüyoruz ki neyi? Sani sermedi. Ne demek sermedi? Sani sermedi. Sani sanatkar demek değil mi abi? Sanatkar. Sermedi sonsuz mu? Evet. Sultan ebedi. Ezeli ve ebedi. Böyle bir Allah kurmuş bu kainatı. Bunu da kainatı kurmadan önce bir çekirdek yarattı. Nur Muhammed'i kainatı ondan çıkarttı. Sonra kainatı bir meyveye topladı. Dünya. Buraya hulasa. Kainatın kalbi. Öyle geçiyor. Kainatın kalbi. Bunu da bir meyveye topladı insan. Bu insanın ruhuna da, ruhunun arkasına da o Nur Muhammed'in bir cilvesini koydu. Yani birbirinin için inikas ettirdi. Diyor ki neyse. Böyle bir zat şu inhidama meyyal menzillerde. Yani Allah sani, sermedi ve ebedi. Kullandığı yöntem, yol, fani. Anlıyor musun? Bak çok tuhaf. Allah sermedi, başı yok. Ebedi, sonu yok. Kullandığı yöntem, sistem, dünya, yani mevcudat, fani. Sonlu yana. Sonlu. Zevale mahkum meydanlarda öyle bir hikmet-i bahirenin ve bir inayet-i zahirenin ve bir adalet aliyenin ve bir merhameti camianın asarını izhar ediyor ki, yani böyle bir yerde, böyle bir sistemde, yani fani, başı belli, sonu belli. Ama başı sermedi yapmış, sonunu ebedi yapmış Allah. Dünya, varlık ve ömür, başı belli, sonu belli. Böyle bir sistem içerisinde, bak ne yapmış? Sebatsız menzillerde, kahir bir hikmetin intizamatı var. Bir daha, sebatsız, sebat yok, sabit yok. Bahir, okyanus gibi büyük ve geniş. Bir hikmetin intizamatı var. Yani hikmeti kullanıyor. Yani nasıl bir hikmet? Nihayetsiz mana çıkabilecek bir yöntem kullanıyor. Mesela elma, bir çiçek, manası donuk değil. Fizikçi ayrı anlar, kimyacı ayrı anlar, şair ayrı anlar, ehli tefekkür ayrı anlar, çocuk ayrı anlar, kadın ayrı anlar, öküz, sığır aynı farklı anlar. Yani tefekkür ettiğin zaman başı da sonu yok, seni bir yerlere taşıyor. Ama kendisi muayyen, belli. Anlıyor musunuz buraları? Bak, çiçek belli, çiçek. Öyle mi? Belli. Ama onda bir hayat var. Var mı? Var. Hayatın başı yok. Yani bir yerden başlamamış, sirayet etmiş. Hayat cesede girmemiş. Hayat vücuda sirayet etmiş.
Hayat vücuda ne demek biliyor musunuz? Gül kokusu güle sirayet etmiş. O sirayet etmeyi meselesini onu şöyle bir şey yapayım size bak. Şöyle diyeyim. Bugün de düşünüyordum da ama neyse girmeyeyim ona. Onu sonra gireriz. Bak. Burası fani. Çiçek belli. Ama hayat belli değil. Gözükmüyor. Büyütüyor. Hayat büyüyor. Çiçek büyüyüp hayat büyümüyor. Çiçek büyüyüp de hayat büyümüyor. Hayat büyüyüp de çiçek de büyümüyor. İkisi birden oluyor. Çünkü hayat sirayet etmiş. Su çamaşıra dökseni sirayet ettiği gibi. Sigara içen, içmeyene kokuyu bıraktığı gibi. Mesela şöyle bir bakıyorsun adama, ona en gerekli lanı gibi soktu diyor. Veya beni çok rahatlattı diyor. Tamam? Sirayet yani. Senin vallahi bundan çok sıkıldım diyorsun. Tamam? Çok sıkıldım diyorsun. Alt kat söndürün ışıkları. Yanmasın. Sönüp tamam. Şimdi arkadaşlar burada kullandığı yönteme bak. Hikmeti bahire. Bahir okyanus. Her bir şeye fani ama sonsuza pencere yapmış. Nihayetsiz hikmetler var. Mesela dedim yani bir çiçekte hayat var. Gel bakalım hayatın penceresinden dibini görecek misin? Ben biraz gideyim mi içeriye doğru? Çiçek, gir hayat, gir his ve şuur. Gir akıl, gir ruh çeviri, gir Nur Muhammed. Aynı yerdesin. Hayat yani dünya cinsinden değil ama dünyada kullanılıyor. Hayat böyle kalem falan değil. Dünya cinsinden değil. Dünyaya benzemiyor. Sonra bir inayet-i zahirenin yani çok açık bir inayet var. İnayet. İnayet. Yardımı iyiliği. Peki bu Allah'ın iyiliği fark ediliyor mu? Şöyle düşün. Bu mevcudat her şey sana bakıyor. Sana hizmet ediyor. Niye ediyor? Tanıyor mu seni? Yok. Basit kumdan ve acı sudan balık imal edilmesi normal bir teknoloji mi? Odunda meyvelerin sana akıtılması, sağılması normal bir teknoloji. Yani ağacın dalından narın inmesi normal mi yani? Portakalın indirilmesi normal mi? Normal bir teknoloji mi? Bir inayet-i zahirenin ve bir adalet-i aliyenin mükemmel bir adalet var. Nasıl adalet? Adalet illa hak sahibinin hakkını vermek değil. Muvazene ve muhakeme var. Yani kantar ölçülerek yapılıyor. Ölçülüyor metreyle. Tartılarak yapılıyor. Şimdi mesela şu buna göre, bu buna göre, bu buna göre, bu kola göre, kol vücuda göre. Bir adalet yok mu? Bir nizam yok mu? Ölçü yok mu? Matematik yok mu yani? Adalet matematiktir yani. Geometri yok mu? Var yani. Peki bu neyi gösteriyor? Bir inayet-i zahiri, bir adalet aliyenin, bir merhameti camianın asrarını izah ediyor. Yani öyle bir merhamet var ki her şeyi kuşatmış. Nasıl anlayacağız? Bak sana yapılan merhamete bak. İnsana yapılan merhamet şöyle anlaşılıyor. Bu mevcudat bütün hepsi sana hitap ediyor. Ama hiçbirisi seni tanımıyor. Yerin altındaki maden, yerin altındaki petrol, güldeki güzellik, koku, inek için bir mana ifade ediyor. Muhabbet kuşunun güzelliği, kedi için ne manası var? Muhabbet kuşunun güzelliğini hatırlıyor musunuz? Tavus kuşunu. Tavus kuşu köpek için bir leş, et parçasından farkı var mı?
Muhabbet kuşu, bir fare ile farkı var mı kedi için? Desen ki kedi bey, bak bu muhabbet kuşu da harikadır, bak adı üzerine muhabbettir, sevilecek şey. Bu yenecek şey değil, adı muhabbet. Yenmeyecek demektir, sevilecek demektir. Sana ciğer vereyim, fare vereyim, fare kokuşmuş et parçası vereyim. Kedi için muhabbet kuşuyla kokuşmuş et farkı var mı? Yok. Taze etle kokuşmuş et ay için fark ediyor. Kokuşmuş alıyor, toprağa gömüyor, bozuyor, ondan sonra yiyor. Onun için mis oluyor, mis. Ayı ya, şimdi ayı olduğu için böyle. Yani arkadaşlar, burada diyor ki merhameti camianın asarı, yani her şey sana merhamet ediyor. Niye diyor peki, tanıyor mu? Tanımıyor. Niye bana hizmet etsin? Ağaç bana niye böyle bana uygun portakalı verecek? Portakal ne zaman lazım? Kışın. C vitamini. İçi su dolu. Katı yapsak bu sefer kışın sindirme zordur. Sulu olması lazım C vitamini. Sulu ama kışın donar. Donmasın diye karpuzun etrafına eksi Kayseri plakası kadar eksi 38 santigrat dereceye kadar dayansın diye antifrizle sarılmış. Portakalın etrafına. Antifrizle sarılmış. Biz okulda okurken bunu mektebin okumuştuk. Hoca derdi ki antifriz insanoğlu arabasında su donmasın diye antifrizini portakalın dışındaki gazdan elde etmiş. İlk. İnsanoğlu antifrizini portakala bakarak yapmış. Şimdi iyi dinleyin. Peki portakalda kullanılan antifrizi yapan nereye bakmış? İnsanoğlu oradan model almış. Mesela radar var. Askeri radarlar var. 9 defa büyütüyor böyle. Büyüteç büyüteç. Kartalın gözüne bakılarak yapılmış. Peki kartalı yapan nereye bakmış? Kartalı ilk yapan. Model yok. Nümine yok. Madde yok. Mekan yok. Zaman yok. Mukayese yok. Taklit yok, misal yok, mukayese yok, muacele yok. İlk ve son yapıyor. Hiçbir zaman da modeli değişmiyor. Denizin dibini tarayan sonar sistemi var. Yunus'un gözüne bakılarak yapılmış. Peki Yunus'u yapan nereye bakmış? İlk defa. Yani bunları sayıyorum. Denizin dibindeki balık düşün. Çupra mesela. Ne kadar lezzetli değil mi? Basit ku, acı sudan yapılmış, çupra. Bu olur mu yani? Kumdan ve su, al kumu, al kaşık, zor bir şey değil. Karıştır kaşıkla, kumu karıştır, deniz suyuyla karıştır. Aha, çupra olmuş. Palamut olmuş, istavrit olmuş, hamsi olmuş. He? Mürekkep balığı olmuş, eletik balığı olmuş. Neyle? Kum. Kullanılan teknolojiye bak. Allah Allah. Fesubhanallah. İşte insana bunlar şey için anlatıyorum. Merhameti camianın asarı izhar ediliyor. Yani merhametin sahasına bak. Mesela kum. Kum yaratıyor ama hava yaratıyor ama ille teneffüs değil. Uçağını da uçur diye sistem koymuş. Ona o yazılımı da yüklemiş. Kum. Camı da yap diye. Hard disk var ya, hard disk depolar. O da kumdan yapılıyor. Cipler var ya, cip. Hollanda'da onun mühendisi anlattı da aklım durdu. Hollanda'da cip var ya, böyle hani cep telefondaki hafıza kartı veya öyle 4 GB'lık falan. O çipler kumla yapılıyormuş. Dedim nasıl oluyor ya kumla? Adı neydi ya, hatırladın mı? Berati miydi? Berati ya. Bak mühendis. Hollanda'da. Neydi? Eid miydi? Eidhofen mi? Eidhofen. Orada ya. Neymiş? Bu bina şu kadar var dedi, değil mi cihaz? Bu kadar cihaz. Kumu alıyorlar dedi. Kumu bildiğimiz. İşte dedim. Ondan sonra onu nasıl sıvı mayı halinde eritiliyor. Ondan sonra onun üzerine yazı yazıyorlar. Şeyle, lazerle. Kum. Ve bu ne demek? Varı kullanıyor. Neyle? Verilen akılla. Bu aklı sana veren
nasıl bir aklı küllü var. Sana bunu verdi ki onu yapasın diye. Abi şöyle bir şey olsa, buraya verdi ama burayı ortaya koyacak malzeme olmasa ne yapacağız? Kum yok. Kum yok, ne yapacağız abi? Göz vermiş, renk yok, çiçek yok. Kulak vermiş, ses yok. Hayda, en büyük işkence işte. Burun var, koku yok. Ev yanıyor, kokudan kıyamet kopuyor, hiç duymuyoruz. En büyük mucizelerden bir tanesi açlık ve hastalıktır. Miden delindi, haberin yok. Acı yok. Aa, bir baktık bağırsaklardan aşağı gidiyor yemek. Ne olmuş? Aa, mide gitmiş de haberi yok. Bir de abi sendeki bu beka istekleri, Eva. Ya ebed arzuları. Arzuları. Bir de olmamış olsa. Mesela. Şimdi olmasa. Beka arzusu yok. Seni ahirete göndereceğim diyecek. Ya Rabbi beni nasıl ahiret? Ne demek ahiret? Bakiye. Ne demek bakiye ya? Ya ebedi işte ya, ölmeyeceksin. Böyle bir sistem koymasa biz ahiret istemezdik. Ama var. İnsan fıtratında var. Her ölmek istemiyoruz. Her insanda mı var? Her insanda var, insansa. Olsun yani, inatçı olsun desin, herkeste var. Yalan söylüyor. Kendine oldu. Tabii mesela bende beka arzusu yok. Evet arzusu yok. Hastalanmak istemiyorum. Hastalanmak istemiyorum. Yani mümkün mü? İşte insana böyle baktığımız zaman bütün kainat insanı odaklamış. Çalışıyor. Ama kainat bizi tanımıyor ki. Niye bize muavenet ediyor? Niye bize yardım elini uzatmış? Ya kainat bizi tanıyor, biliyor, merhamet ediyor, imdadımıza koşuyor veya birisi koşturuyor. Ey insan, seni nasıl bir zat bilir ve tanır? Bil ve ayıp. Çünkü sana inayetle, yani inayet eliyle nimetleri uzattıran zat seni tanır ve bilir. Portakal yapan seni dilini bilmiyor. Portakalı yapan, bak düşünebiliyor musun? Donmasın diye -38 santigrat derecede asitle kaplıyor. Parçalarken, soyarken oradan çıkan gaz burnundaki mikropları öldürüyor. Kokuyu, mikropları öldürüyor. İstersen böyle kibritle çak, kabuğu böyle şapın çak diye yanar. Mikropları öldürüyor. Kabukla reçel yapıyorsun ki harika reçel oluyor. Ondan sonra sığır için olamaz, dilim dilim yapmış, ağız için. Portakalı dilim dilim yapmış. Dilim dilim değil mi? Portakal elma gibi olsa İbrahim miydi değil mi? İsmail mi? İsmail, portakal mandalina bu kadar değil mi? Evet. Soysak bu kadar olur. Sığırın ağzına komple girer mi? Mandalina. Pat diye girer. İnek gördün mü sen hiç? Gördüm. Ağzı ne kadar bu kadar var mıydır? Var. Buraya bu kadar mandalina girmez mi? Ne lap diye. O zaman niye dilim yapmış? Mandalinayı niye dilim yapmış o zaman? Küçük ağızlı birisi var abi. Demek ki mandalinayı dilim yapmışsa küçük ağızlı birisi var. Elma gibi yekpare olsa portakal. Dilim olmasa ısırsak ne olur? Balonu ısırır gibi patlar ya. İşte bunlar hep merhameti camianın asrını izah ediyor ki bunları kim görebilir? Kalbi paslanmamış, gözü kör olmamış bir insan aynı lakin ile anlar ki o hikmetten daha ekmen bir hikmet olamaz. Yani kainatı kurarken takip etmiş olduğu gayeye göre kainat çalışıyor. Senin isteğine göre çalışmıyor. Mesnevi Nuriye'de diyor ki Allah senin nefsini kainata mühendis mi yarattı ki? Kainattaki olayları kendine göre değerlendiriyorsun. Olur, olmaz, yanlış oldu, fazla oldu, zulüm oldu. Yani senin diyor, Allah senin nefsini kainata mühendis mi yarattı? Kaçıncı sayfadaydı? He? Kainata Allah senin nefsini mühendis yaratmadı ki sen oldu, olmadı, yanlış gitti, eksik gitti demen yoktur. Bak Mesnevi Nuriye'de 100 şurada. Bakayım hangimiz önce göreceğiz Salih. 100 iyi hevesini külya... 193 mü? 193 abi. Evet. Beraber olduk.
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ. Diyor ki, ey müşteki, sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'ü hevesini, arzularını, yani senin düşüncelerini, külliyat-ı kainata, kainatın sistemine, kuruluşuna mühendis mi yapıyorsun? Kokmuş olan zevkini, nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Ne biliyorsun ki zannettiğin nimet, nikmet olmasın? Hani bir ayet var ya, siz bir şey hayırlı bilirsiniz ama bilmezsiniz şerdir. Ama şer zannedersiniz ama hayırdır. Ayağın kırıldı vesaire. Şimdi kırılmasa belki de burada olmayacaktı. Şerde hayır, hayırda da şer var. Bilemezsin diyor. Değil mi? Seni nasıl tutacaktı kader? El freni çek, ta koskoy. Dur bakalım, dur kulum. Merhamet bu. Merhamet. Bazılarına Allah servet verir, merhamet eder. Bazılarına servet verir, bela verir. Bazılarına hastalık verir, sihat olur. Bazılarına hastalık, hastalık olur. Yani neticesine baktığın zaman bu olay beni nereye taşıdı? Allah'a taşıdıysa, namaza taşımışsa, aklı başıma getirdiyse o hastalık değil, sihattır. O şekilde vefat etsen işte bela otur. Sonsuz hayatın bitti. Ezeli ya. Senin ne kıymetin var ki sineğin kanadına muvazı olmayan hevesini tatmin ve teskin için felek çarklarıyla hareketten teskin edilsin. Yani şu kainat sistemini benim isteğim gibi olacak. Yani sen kimsin ya diyor. وَلَوِ اتَّبَى الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Senin hevesini, kokmuş hevesini kainata mühendis mi yarattı ki? Olmadı, zayıf gitti. O yok. Çünkü kainatın bir parçasına bakarak kainatın işletimini anlamazsın. Bütünsel bakacaksın. Kalbi paslanmış, gözü kör olmamış bir insan aynı lakinel anlar ki o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz ve o asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil. Yani inayet düşünün. Allah'ın şu yardımına bak. Her bir nefes yardım. Kullanılamaz. Sebatsız menzillerde, yani sebat yok, değişiyor. Bahir bir hikmetin intizamatı var. Başka? Devamsız meydanlarda devam yok. Zahir bir inayet var, işareti var. Zahir bir Allah'ın yardımı var. Bekasız meşerlerde âli bir adaletin emareti, vasi bir merhametin semeratı görünüyor. Eğer ahiret olmazsa bunlar zıtlarına hizmet etmiş olur ki zıtlarına inkılabı demektir. Mesela Allah'ın hikmeti ahiret yoksa, bu dünyadan sonra ahiret yoksa, hikmeti hikmetsizliğe, hayatı ölüme hizmet etmiş olacak, ilim cehalete, adaleti zulme hizmet etmiş olacak. Böyle bir şey olur mu? Düşünün, bu dünyadan sonra ahiret yok. O zaman burada kullanılan yöntem, burada verilen nimet, inayet, adalet zıtına inkılap eder. Madem beni yok edecektin, peki burada niye yaşattırıyorsun? Çok zadist olması lazım değil mi abi? Değil mi? Oyundan yani. Hadi siz yaşayın 80-90 sene. Sonra yeniden şey başta oraya gelenler yani oyuncular. Oyuncular gibi. Başladın. Hiçliğe git. O zaman olur ama. Ama sisteme baktığın zaman böyle değil. Çünkü kainat her şey mükemmele hamile. Ve o asarı görünen inayetten, yani Allah inayet ediyorum deyince asarı var, fiili var. Asarı görünen inayetten daha ekmeğe bir inayet kabul diye. Mesela sen bana ne yardım yapabilirsin ki? Durmuş olan ciğerimi, durmuş olan kalbimi, bitti öldü. Çalıştıramazsın ki. Yani o görünen inayetten daha ecmel, daha güzel bir inayet yoktur. Mesela her şeyi sevesin diye sana merhameti veren, sevgiyi veren, o bana latifeyi veren zat her şeyden daha çok sevilmeye layık değil mi? Öyle değil. Bak her şeyi, hanımını seviyorsun, çocuğunu seviyorsun, nefsini seviyorsun, arzularını, baklavayı seviyorsun, gezmeyi, ne bileyim, ne kadar sevdiklerini. Bunları sevesin diye sana o sevgiyi veren zat,
O sevdiklerinden daha çok sevgili olmalı. Çünkü o verdi. La bir dişin ağrırsan hayatın bitiyor ya. Ne tadı kalıyor ne tuzu. Ve tuz deyince bak Salih gülüyor. Hayat tuzsuz. Tuz sorunu çıkıyor. Hayat komple tuzsuz. Acayip. Geldi alış yeniden bir hayat. Ne acayip bir şey ya. Basit bir şey ya. Bir tane kardeş var böyle. Şekeri var. Oturuyoruz. Tatlıyoruz. Abi ben yiyemem. Abi çıldıracak gibi geliyor diyor. Ne merak etme. Dişini sık ahirette yiyeceksin ya. İşkence abi. Acayip bir şey ya. Cenab-ı Hak ne kadar nimet etmiş bize. Ve o emareti görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur. Adalet, denge, muvazene, muhakeme, ölçü, tenasüp, hak sahibine hakkını vermek demektir. Mesela gözü mideyle, akılla, yemekle, çiçekle, renkle, güneşle uyumlu. Adalettir. Hesap yani adalet. Hesap. Nasıl bir hesaplar yapılmış. Her şeyin altın oranı var ya 1.68 mi? Ya her şey bu altın oran diye kendi fen bulmuş. Her şey mesela Kabe'ye çıkıyor. Altın oran oraya çıkıyor. Altın oran diye yazarsan öyle altın oran diye bak görürsün altın oran neymiş. Hani bunun Müslümanlarla alakası yok ha. Yavuş yap bulmuş yani bunu. Altın oran. Her şey güzel olması için altın oran. Mesela kafaya göre gözün koyunduğu yer altın orana göredir. Bu gözün mideye göre çalışması altın orana göre yapılmış. Adamlar hesap matematiğe dönüştürmüşler. Neyle bulmuş? Matematikçi matematik ilmini kullanarak sistemi bulmuş. Sonra diyor ki bu sistemi yapan matematikçi değildir diyor. Yani tesadüf o demek. Tesadüf kimse yok demektir. Matematikçi diyor ki şu matematik formülü kuran kimse yoktur. Acayip bir şey değil. Öyle bir insana rastladım ki ruhuyla ruhu inkar ediyor. Kabul eden, reddeden ruh değil mi? Ruh yoktur diyor ama bunu yoktur diyen ruhtur. Ceset değil. Garip garip bakıyorum odamaya. Ne kadar insana benziyor ya. Çok acayip bir mal. O kadar insana benziyor ki şaşıracaksınız vallahi. Dedim neyle inkar ediyorsun bunu? Ceset mi sen? Bu ceset mi inkar ediyor? Yani 75 kilosun kilo mu inkar ediyor? Kabul ediyorum, reddediyorum, seviyorum, nefret ediyorum, canım beka istiyor, istemiyor. Bırak böyle, sen beni üzdün, rahatsız oluyorum, vicdan azabı, şefkat, merhamet bunlar cesi atom mudur? Yani bu mudur? Ve o semerati görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilemez. Semerati görünen şu, her şeyi kuşatan merhamete bak. Merhamete bak, merhamete. Nasıl bir merhamet var? Ya arkadaşlar diyeceksiniz de merhamet aklınıza gitmiyor. Hiç mi hastaneye yatmadınız? Hiç mi hastaneye gitmediniz? Hiç mi yoğun mahap hakkında birisini görmediniz? Hiç mi tıkanmadı iki burnunuz? İstepte de lastiği, nefes hiç almadınız mı? Burası istep ne? Burada şey yapın, arabanın istepte lastiği var ya, lastiği patlayınca onu takıyoruz. Hiç uyanmadınız mı iki burun tıkanın olunca? Burun ameliyatı yapan var mı? Yok, iyi Allah yaptı. Var mı? Allah'tan yok. O da geçecek ha. Allah ya. Kardeşim, bazen hapishaneye girin. Bazen mezaristana dolaşın. Bazen de hastaneye gidin. Bazen de gitmeyin ama deyim ben size yine. Akıl hastanesine gidin. Gidin akıl hastanesine. Ne nimetler verilmiş sana. Bir bak. Ne verilmiş ya. Aman ya. Gel de bunu çöplükte harca. Değer. Öyleyse o sultanın memleketinde daimi mekanlar, sabit meskenler, daimi ve mükim sakinler bulunmasa, yani bu kainattan sonra böyle bir yer olmasa, şu görünen hikmet, inayet, merhamet, adaletin kalp ve fikir sahiplerince inkarları lazım gelir. Yani eğer bu kainatın sonunda ahiret yoksa, kainatta kullanılan matematik, cehalete hizmet edecek.
Kainatta kullanılan hayat ölüme hizmet edecek. Kainatta kullanılan merhamet zulüm olacak. Böyle nasıl olacak ya? Şöyle bir şey diyeyim size. Şimdi ameliyat nerede yapılıyor hastanede biliyor musunuz? Hangi katta yapılıyor? Çoğunlukla. Başka. Niçin? Sen kimyacısın? Soğuk olduğu için. Soğuk olduğu için. Peki, hem de soğutuyorlar, yetmiyor. Ameliyattan sonra uyanacaksın. Öyle değil mi? Uyanacaksın. Bildiğin halde adama teslim oluyorsun değil mi? Korka korka. Gene oluyorsun. Bir saat sonra uyanacaksın. Ama binde beş uyanmayacaksın. Peki bu adama teslim olduğun kadar niye? Ya, uyanırım canım. O doktora teslim olduğun kadar ölüm meselesinde Allah'ın narkozuna ölüm anı Azrail Aleyhisselam narkozdur. Teslim olsan onda da rahat edeceksin. Şimdi seni nereye indiriyorlar? Aşağıya. Yani ilacı veriyorlar aşağı veya aşağıya indiriyorlar ilaç veriyorlar. Kabir gibi. Şuraya yazmıştım bir yerde bakayım bulabilecek miyim onu? Abi bugünkü bir tespitin var ya senin. Onu yazalım. Onu bir getirsene 23. defter. Bak. şu. Buldum. O gelene kadar. Hem nasıl ki hayatın içinde arızalar çıktığında böbrek, dalak. Tamam bu kemik bir şey oldu. Küçük bir ameliyat operasyonu için seni hastanenin bodrumuna ameliyathaneye indiriyorlar. Öyle mi? Beraber inelim tamam mı? Sen indin değil mi? Çok yedim hocam. Narkoz yedin mi hiç? Çok yedim. Bak çok yedim bak. İyi anlarsın. Uyutan ayrı. Bana burunda kemik vardı darbe. O bize işkence yaptıkları zaman kemik sistemi değişmiş burunumuzda. Allah öyle yaratmamıştı ama o bize darbe 98'de bize işkence yaptılar Ümit. O zaman birbirine girmişti bu. Neyse. Burun ameliyatı yaptılar bize. Ne kadar sürdü biliyor musunuz? 45 dakika. O zamanın parası. Bana hesap çıkarttı. Hem de tanıdık. Dedi ki bir 45 dakika seni uyuttuk dedi. 450 milyon yapıyor siz. 450 lira. 400 şimdiki bak. Ama sen tanıdık, sen hoşumuza gittin. 300 lira vereceksin. İşte bıçak parası, bilmem ne parası, narkoz parası. Bu bilmiyormuş gibi. Ne narkoz anlamadım dedi. Bu 300 lira nedir? Uyuttuk ya seni. Ne kadar uyuttunuz beni dedim. İtiraz ediyor zannediyor. Bir sürü de şey var. Masada hesap şeyi sekreter mi? 45 dakika uyuttuk dedi. 45 dakikaya 300 lira mı alıyorsunuz? 450 alacaktık ama dedi. Sen dedi tanıdık olduğun için 300 lira alacağız dedi. Vay be. Ya fazla değil falan. Yok yok ben onu düşünmüyorum. Tamam. Ne oldu dedi. Vallahi 45 dakika beni uyuttunuz. O da suni yapmacık. 300 lira al diyorsunuz. Allah beni her gün 5 saat 8 saat uyutuyor. Hem de fıtri tam doğal natural. Allah para almıyor. Bir de ona para versem ne olacak diye düşünüyordum. Adam bak. Adam baktı. Ulan 100 lira da benden lan dedi. o kadar ucuz olmaz dedi. Çok acayip dedi beni sarstı dedi. 100 lira ben almayacağım dedi ya. Gidememiştir abi. Yok. Yok dedim o kadar ucuz. Hakikaten dedi birbirlerine bakıyorlar. Ulan bak Allah 5 saat beni hem de suni değil, narkozda değil, fıtri uyutuyor. Ve narkozda da rüya görmüyorsun ha. Bak şimdi. Ameliyatta operasyon için seni hastanenin bu durumuna ama ameliyathaneye indiriyorlar. Uyutan ayrı. Öyle mi? Orada uyutan, ilacı veren ayrıymış. Ameliyatı yapan ayrı. Kendini sonra odanda gördüğün gibi. Sonra ameliyat bitmiş, operasyon bitmiş. Neredesin? Odada. Küçük operasyon için narkoza girmeyi kabul ve cesaret ettiğin gibi narkoz anı sekerat, ameliyat yapan münker nekir, uyanmada
Uyanmada berzah hayatı sen bunlara güvenip teslim olduğun kadar. Yani o ameliyat operasyon yapan nükenlikir. Uyuma anı, narkoz, senin neymiş, bir de okuyayım burayı. Küçük operasyon için narkoza girmeyi kabul ve cesaret ettiğin gibi. Narkoz anı, sekerat anı. Şey geliyor. Azrail aleyhisselam narkozu veriyor. Ameliyatı yapan mükennekir. Uyanmada berzah hayatı, uyanmada berzah hayatı, sen bunlara güvenip teslim olduğun kadar, bu doktora ve narkozcuya güvendiğin kadar, Allah'ına ve Rabbine ve ahirete imanın nispetinde güven ve tevekkülün olur ve operasyon, ölüm operasyonuna da suhuletle imza atarak teslim olursun. Doktora ve narkoza güvenip imza atıyorsun ya, tamam beni narkoz yapabilirsiniz. Allah'a da ne kadar güvenip ve teslim olursan, aynen bunun gibi ölüme gülerek den gidersin. Bugün tespit ettiğim bir şey anlatayım size, göstereyim. Bununla alakalı. Islak gömlek var. Bu ıslak gömlekten suyu almanın iki yolu var. Penseyle alamazsınız, tornavidayla alamazsınız değil mi? Islak gömlek, ıslak. Bunun birinci yolu ısıtarak çıkartmak suyu. İkincisi, yok tam tersini ısıtma, buzdolabına koy, taş gibi olsun. Taş gibi olduktan sonra gömlekten suyu çıkartmak. Yoksa o ıslak gömlek soğukta donsa da suyu çıkarmaya çalışsak gömleği yırtarsın. O buzları almaya kalksan gömleği yırtarsın. Her taraf paramparça olur. Azrail aleyhisselam da canı alması da böyledir. Soğuktan donmuş gömlekten suyu alabilmek için gömleği yırtarsın, yırtılır. Ve çıkartmak çok zordur. Su zerreciklerini. İşte imansızın can vermesi böyledir. Müslüman ise güneşi vurarak alırsın gömleğe. İnsan ağaca benzer. Donarsa suyu, yani oduna donarsa suyunu alamazsın. Yani odun mesela su varken içinde ağacı kestin. Soğukta kaldı ağaç. Dondu da yani soğuk. Odundaki su donar. Bunu yakmaya kalksan dumana döner. Duman olur. Alamaz, yakamazsın da. Duman verdiğin ısı bile onun duman suyunu alamazsın. Duman alırsın ama oho hep duman. Bu ne demek odun? Odundaki su İslamiyet. Hayat. Odundaki su İslamiyet'e, hayata misal. Ağaçtaki hayat suyu güneşte almak. Mesela odunu koydunuz. Odundan suyu alacaksınız. Birisi güneşte suyun uçuracaksınız. Müslümanın cesetten canı çıkması gibi. İkincisi odundan donduracaksınız. Odunun zerratine, pense, kerpetine su zerrelerini söküp alacaksınız. Her zerresinden su kabarcıklarına salacaksınız. Kafirin can alınması da böyle. O zaman tercihi insan burada yapıyor değil mi abi? Evet. Mesela ıslak gömlek daha güzel misal. Islak gömlek oldu da ona şimdi derse gideceğiz, gömlek yıkanmış. Ne yapalım? Hakikaten iki şekilde kurutursun. Islak da gidebilir. Buzluğa koyun, donun. Suyu gidiyor biliyor musun? Doğru. Takır tukur oluyor. Durur ya ne? Öyle. Durdu ya. Sonra eğer kurutursan güneşe hiçbir şey anlaşılmaz. Hemen temiz şey yapar yani. Zarar görmez. Dondurduk. Ulan suyu alamıyorsun. Bari dondurup da su zerrelerini donarak alayım dedim. Hani böyle yaparsın ya. Buz. Ulan böyle yapınca ne oldu biliyor musun? Şeye benzedi benim. Havuç şeye koydum buzluğa. Ulan dedim ya. Çabuk soğusun da bir havuç yiyeyim, dersten geldim. Ben unutmuşum. Birilerde vardı misafir konuşurken. Havucu buz dondurmuş buzlukta. Bir çıkarttım ki havucu tak diye kalem gibi kırıyor. Hep toz oldu. Havuç toz oldu, toz. Gördünüz mü siz hiç öyle?
Ha, havucu buzluğa koyun. Buz kessin. Buz tamamen toz oluyor. Şimdi ben buzlu gömleği iki şekilde kurutacağım. Bir güneşe koyacağım, bir de buzdolabına koyacağım. Hakikaten buzdolabına koyarsan su donar. Gömlek aynı kurumuş. Ama su. Ondan dedim ya ben bunu dedim şeyini suyunu çıkarayım desen her bir teli yıpratırsın. İşte bu kafirin bedeninden ruhu almak gibi. Çünkü güneş görmemiş. Güneşten kasıt nur-u imandır. Nur-u iman girmese buharlaşmıyor. Nur-u iman girerse ondan can çıkması kolay olur. Çünkü odundaki, odun bedendir. Odun bedendir. Odundaki nur ruhtur. Ruhamisan, odundaki duman nefsemisan. Güneşte şemsezeli. Ona karşı iman edersen odundaki duman, su gider, rahatça yakarsın odunu. İşte Azrail Aleyhisselam'ın kibrit gibi yaktı mı pat diye ruh çekip gidiyor. Şu görünen hikmet ve inayet ve merhamet ve adaletin kalp ve fikir sahiplerince inkılapları lazım gelir. Aynı ve aynı zamanda da o efal hakimane sahibinin haşa, eğer bu kainattan sonra ahiret yoksa haşa, sefi, zalim olmasını istizam eder. Eğer bu kainattan sonra ahiret yoksa, bu gözüken inayet, merhamet, adalet tersine inkılap edecek ki, kalp ve fikir sahiplerince inkarlar lazım gelir. Aynı zamanda o efal hakimane sahibinin haşa, 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 sefih, zalim olmasını istizam eder. Bu ise hakikati zıttına kalbeden bir muhaldir. Yani zıt zıttına inkılap etmiş olur. Yani adalet var, ahiret yoksa zıttına inkılap eder. İnayet var, ahiret yoksa zıttına inkılap eder. Merhamet var, öldün, diriltmedin. Buradaki merhamet ne olur? Zulüm olur. Hani şeye benzemiyor mu abi mesela? Bir genç bir kızı sevdiği zaman ona olan o sevgisi kız karşılık vermeyince nefrete dönüşüyor. Evet, intihar ediyor. Yani o sevgiyi karşılık bulmayınca kendi hayatına kıyıyor. Yani nasıl bir buhran geçiriyor ki hayatını ortadan kaldırıyor. Şimdi bu kainatın sonunda da bir ahiret olmazsa, hakikaten böyle bir haber olmasa bu dünyada yaşanmaz ya. Hakikaten yaşanmaz. Nasıl yaşayacaksın? Peki. Vahir davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tüm selavat.